Dişlerine kan değmiş kurt adamlar. Jöhlerin, Pöhlerin, Esadullah timlerinin ve Bilimum benzerlerinin kuşatma altındaki Cizre'de, Silvan'da, Sur'da ve daha kim bilir nerelerde terk edilmiş, yanmış, yıkılmış evlerin duvarlarına yazdıkları buram buram kin ve nefret kokan sözlerden biri. Kurdun dişine kan değdi cümlesiydi. Tepki gösterildi. Ardındaki zihniyet lanetlendi, bazı yerlerde o iğrenç yazılar silindi. Nasıl sonuçlandığını bilmediğimiz göstermelik soruşturmalar bile açıldı. Şimdi devlet büyüklerimizin, iktidardaki muhalefetteki siyasetçilerimizin köpüren ağızlarından dökülen kan ve ölüm söylemlerini sırtım ürpererek, içim sızlayarak dinlerken, beyinleri, yürekleri kanla, nefretle yıkanmış, ırkçı faşist zihniyetin ürünü intikam duygularıyla beslenmiş, savaş psikolojisiyle kirlenmiş o ilkel adamların az bile yaptıklarını düşünüyorum. Arkalarında devletin ve siyasetin tepelerini işgal eden Sayın Cumhurbaşkanından Sayın Ana ve Yavru muhalefet liderlerine, siyaset erbabına, iktidar ama özellikle Erdoğan yalığı ve yandaşı medyaya kadar dişine kan değmiş bir sürü sayın var bu ülkede. Kanlı operasyonlar, kanlı eylemler kadar kanlı cümlelerde kimden gelirse gelsin, kim söylerse söylesin, kime yönelirse yönelsin barışa saplanan hançerdir. Kana kanıksandı. Bu toplumu kan tuttu. Ölmek, öldürmek sıradanlaştı. Kan dökmekten söz etmek kahramanlık, kan dursun, barış olsun demek hainlik sayılır oldu. 8 şehit cenazesinin kaldırıldığı, son 9 aydaki şehit sayısının 600'ü aştığının ilan edildiği gün, devletin başı düğün dernek kurarken, Genelkurmay Başkanı'nın cenaze töreninden ayağının tozuyla görkemli nikah törenine yetişmesini eleştirmek, orduyu yıpratmak, terörle mücadeleyi akamete uğratmak olarak niteleniyor. Arkasını Erdoğan'a yaslamış mafya babalarının barışçılara yönelttiği, kanınızı akıtacağız, kanınızda duş yapacağız, kanınızda yıkanacağız tehditleri suç bile sayılmazken, bu kan dursun diyenler terör örgütüne destek vermekten yargılanıyor, hapse atılıyor. Şehitler ölmez güzellemesiyle kitlelerin kutsal değerleri sömürülerek ölüm yüceltilirken, bayrakları bayrak yapanın halkın birliği, beraberliği değil, üstündeki kan olduğu yolundaki militarist, faşist düşünce en tepelerden başlayıp dalga dalga kitlelere yayılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkalarının evlatlarının kanı canı üzerinden en hamasi üsluplarla övgüler düzdüğü şehitlik, yani ölüm, imrenilecek en yüce mertebe olarak sunuluyor. Reisin, ülkemizde şehitler tepesi hiç boş kalmayacak cümlesindeki acımasızlık, bir gün sonra sarf ettiği Allah için şehit oluyorlar cümlesiyle, vatan millet edebiyatının yetmediği yerde Allah ve dinle pekiştiriliyor. Toplum kanı, ölümü kanıksıyor. Dilinize bir kez kan bulaşmaya görsün. İmam yerlenince cemaatin ne yapacağı herkesin malumu. Kurdun, Türk'ün dişine kan değdi tehdidini savuran özel harekatçıları, faşist mafyacıları, ölmenin, öldürmenin kahramanlık sayıldığı eski çağların zihniyetini ilkel kafalarında ve kararmış yüreklerinde 21. yüzyıla taşıyanları anladık da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kan söylemine ne demeli? Tayyip Erdoğan kendi kanlı nutkunu unutup "Vay sen kandan söz ettin" diye yüklenince Kılıçdaroğlu marifetmiş gibi sözlerinin arkasında durduğunu bağıra çağıra ilan ederken partisinin ileri gelenleri "Aman başkan ne yaptın, bu bizim söylemimiz olamaz" demek yerine kanlı sözleri savunuyorlar. MHP'lilerse ister Devlet Bahçeli, ister muhalifleri olsun bu savaşlı, kanlı, şehitli zihniyetin ve belagatın gerçek sahipleri biziz yarışındalar. Bu toplumda kan dökmekten söz etmek kahramanlık, kan dursun, barış olsun demek hainlik sayılır oldu. Bir de savaşın karşı cephesi var. PKK'de temsilcisini bulan Kürt Silahlı Hareketi de savaş, şiddet, kan, ölüm kanıksamasını paylaşıyor. Erdoğan'ın şehit tepesi hiç boş kalmayacak sözünün diğer taraftaki tercümesi zafere kadar savaşacağız, savaşı şehirlere de yayacağız oluyor. Kan bir kere akmaya ve kan akıtmak meşrulaşmaya, hatta yüce değer sayılmaya görsün. Herkes diline, aklına, eylemine sıçrar, hepimizi kuşatır. Hele de kadim bir kan kültürünün genetik mirasçıları olduğumuzda hatırlanırsa. Savaştan, kandan kim sorumlu? Bu bir zihniyet, doğru, ama her zihniyetin taşıyıcıları vardır. Onların eylemi ve söylemi kitlelere yayılır. Liderler kitleleri kine, nefrete, savaşa, intikama da yöneltebilirler. Barışa, uzlaşmaya, dostluğa, sükunete de.
başta şu sıralarda siyasetin tek hakimi Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin ve iktidarın tepesindekiler, siyasi sorumluluk sahipleri, iktidarın ve muhalefetin ileri gelenleri nice canımıza, nice kana, acıya, yıkıma mal olan savaşı isterlerse bir günde bitirebilirler. Savaşın ve kanın baş sorumlusu, bulundukları mevkiler ve yetkileri gereği onlardır. Baştan sona yanlış siyasi kararlarıyla olduğu kadar, örneğin Suriye politikası, örneğin Kürt fobisi yüzünden IŞİD ve benzeri cihatçı grupları yeğleyip arkalamaları, Rojava Kürtleriyle dostluk yerine düşmanlığı yeğlemeleri, ülkenin ekonomisini de itibarını da mahveden Rusya krizi ve benzeri çözüm yerine savaşı ve kanı tercih ettikleri için, toplumu kin ve nefret söylemleriyle bölüp cepheleştirdikleri için de sorumlu ve suçludurlar. Öte yandan PKK'yı da kan tutmuş görünüyor. Kürt halkının hakları ve özgürlüğü için yola çıkanların bugün o halkın katmerlenen acıları, binlerce kırılması, yurtlarının ocaklarının yıkımı pahasına savaşı derinleştirmek ve yaymaktan söz etmelerini anlamak, savaşçı kafasıyla düşünemeyen benim gibiler için mümkün değil. Türkiye sosyolojisini ve siyasal dinamiklerini doğru analiz edip, Erdoğan iktidarının çatışmayla, savaşla, sivillere de yönelen şiddet eylemleriyle, halkı terörize etmekle alaşağı edilemeyeceğini, haklı taleplerin, ancak silahların sustuğu bir normalleşme döneminde Türkiye halklarının desteği alınarak gündeme gelebileceğini görmek, bu kirli ve kanlı savaşın sona erdirilmesi yolunda ne büyük ve ne cesur bir adım olurdu. Ama hayır, birbirlerinin savaş dilinden anlayanlar, akan kanı umursamayıp savaşı sürdürmekte kararlılar. Dişlerine kan değmiş irili ufaklı muktedirlerin beyinleri, ağızları ve yürekleri kandan temizlenmeden, en yüce merhalenin şehitlik ve ölüm değil, barış kuruculuğu olduğu, Türküyle, Kürdüyle kitlelerin beynine ve yüreğine kazınmadan bu ülke barış ve huzura kavuşmayacak. Kanlı operasyonlar, kanlı eylemler kadar kanlı cümleler de kimden gelirse gelsin, kim söylerse söylesin, kime yönelirse yönelsin barışa saplanan hançerdir.